Belki bu ileride yine o yabancı markalı araçlar yerine TOGG'un da makam aracı olarak kullanılması sayısını arttırır. Çünkü zaten şu anda diğer arabalara hiçbir kredi unsuru verilmezken TOGG'a 800 bin liralık 30 aya kadar vadeli kredi desteği de sağlanabiliyor. Kamu da bu krediyle alsın bunları. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Şimdi Gökçe. ben Ben açıkçası teşekkür ederim. Hüseyin Gökçen'in söylediklerini ilave etmek istiyorum. Zaten bakalım Şeref Oğuz ne der diyordu. Şimdi Mark Twain, meşhur hani şu gazeteci yazar, diyor ki her insanın zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır. Ben bunu biraz güncelledim, günümüze getirdim. Her hükümetin yürümeyen bir tasarruf planı vardır. Şimdi az önce çok da güzel Hüseyin altını çizdi. Ne dedi? Zorunlu ve acil Acil. olanlar haricinde olacak. Ya herkes zorunlu, herkes acil kardeşim. Şimdi bir hesap ettik. Türkiye'nin şu andaki bütçesinin aşağı yukarı rakamı şu kadar, ne kadardı? Baktığımda Türkiye'nin 350 milyar dolarlık bütçesi içerisinde binde bir, yüzde bir bile tutmuyor yapılacak olan tasarruf. Yani 100 milyar liralık bir liralık gelirin karşılığı aşağı yukarı nereye geliyor? 30 milyar Evet. dolara. Benim ne kadara ihtiyacım var? Sadece bu yıl ödemem gereken 230 milyar dolar dış borç ödemem var. Bu tasarruf genelgelerini daha önce de gördüm. Herkes diyor ki ben değil, Hüseyin Gökçe tasarruf etsin. Şeref Oğuz, benim her şeyim acil, her şeyim zorunlu. Ben bunları yapmazsam ölürüm. Öbürü de aynısını söylüyor. Evet. İşin tuhaf tarafı gün donup dolaşıyor. Hüseyin de diyor benimki de bu durumda. Yani daha doğrusu herkesin kamuda da tasarruf yaparken önce o yapsın, önce o yapsın dediği zaman birisinin çıkıp ilk taşı ilk günahsızın atması gerekiyor diyor ya Hazreti İsa. Mesela yerli kayanın bu tasarruf adımını ben Hüseyin çok da anlamlı buluyorum. Bak ben kendimden başladım. Azaltılabiliyormuş. Mesela Diyanet Başkanı'nın 6 tane arabası olması gerekmiyor. Altındaki arabanın Galaxy'din satın alınabilecek en büyük makam arabası olması gerekmiyor. Ve yüzlerce araç filosuyla beraber bir yerden bir yere gitmek gerekmiyor. Bunları bile topladığın zaman Hüseyin ben hesap ettim. Bütün 115 bin kamu aracının tanesi 25 bin ile 50 bin euro arasından kaba bir hesapla en fazla yapabileceğin tasarruf 5 ya da 6 milyar dolar. Peki. Bunlarla beraber bütün kamu tasarruf yaptığınız bizim ikna olmamız için bu kadar az bir araca hepsini satsam bile sığacağı noktada ihtiyacımın çok altında. Asıl tasarruf tedbirlerinin atılması gereken dananın büyüğü ahırda nedir o? Zombi şirketlere aktardığımız paralar. 1,5 trilyon liralık sildiğimiz değil mi vergiler? Vergiden vazgeçti maliye. Artı hiçbir yere götürmeyen teşvikler. Bir sürü ıvır zıvır toplantı şu bu yemek çalıştay falan kaytartay diyorum çalıştaylara. Yani kaytarmak mı istiyorsun? Çalıştay yap. Lüks otellere gel. İnanılmaz yemekler, harcamalar vesaire ki onun yemeği, o sofrayı biz kuruyoruz. Ben sorumu yeniden soruyorum. Kardeşim yemediğim yemeğin faturasını niye ben ödüyorum? Benim yemediğim yemeğin faturasını ben ödüyorum. Bu tasarrufta Hüseyin'in de altını çizdi. Bunları alt alta sıralıyorsun. Kağıt üstünde iyi. Ama icraata geçmesi konusunda 52 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunu 45 senesi ekonomi haberciliği. Belki 12-13. böyle tasarruf hamlesi. Ne zaman başımız sıkışsa tasarruf. Uygulamayan bir tasarrufu gene alıyor geliyor. Beni Mark Twain'e kilitliyor sevgili Hüseyin. Her kesin zengin olmak için yürümeyen bir planı, her hükümetin yürümeyen bir tasarruf planı vardır. Yani sözde değil, özde tasarrufu yaparsan ben ikna olurum. Ama bunlarla beraber büyük ihtimalle haftaya bugün Hüseyin'i tekrar beraber konuşursak aklımıza dahi gelmeyecek bu. Tasarruftu, o da Peki. bir fasıldı geçti diyeceğiz. Yani benim üzüldüğüm nokta Evet, budur. teşekkür ederiz eklemeleriniz için. Hüseyin Gökçe tekrar çok teşekkürler katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben